Bugün Zafer Partisi'nin kuruluşunun ikinci yılına ulaşmış bulunuyoruz. Aradan geçen bu iki yıl içerisinde Zafer Partisi Türk siyasetinde derin etkiler yapmayı bütün olumsuz şartlara rağmen başarmıştır. Ülkemizin karşı karşıya olduğu en yaşamsal sorun hiç şüphesiz artık bir istilaya dönüşmüş olan sayıları 13 milyonla gizlenmeye çalışılan resmi rakamlara göre 17 milyon arasında olan sığınmacı ve kaçakların teşkil ettiği sorundur. Tabii ki bu sorun iktidar partisi AKP'nin ve onu iktidara gelmesini destekleyen ittifak üyelerinin Türk milletini karşı karşıya getirdikleri sorun olduğu kadar bu sorunun bu boyutlara çıkmasında senelerce sessiz kalan, susan ve hatta bunun ötesinde sığınmacılar ve kaçaklar konusunda iktidarın uyguladığı politikaları örtülü şekilde destekleyen sarı muhalefetinde büyük payı, suçu vardır. Zafer Partisi iki sene önce kurulup mücadelesine başladığı zaman Türk halkı iktidar ve muhalefet tarafından öğretilmiş çaresizlikle sığınmacılardan ve kaçaklardan bıkmış olsa dahi onların geri yollanamayacağı konusunda büyük bir umutsuzluk içerisinde adeta teslim olmuştu. Ancak Zafer Partisi bu iki sene içerisinde vermiş olduğu mücadele ile Türk milletinin ülkesini geri alabileceğine, sığınmacı ve kaçakları vatanlarına yollayacağına dair inancını ayağa kaldırmış ve artık Türk milleti sığınmacı ve kaçakların vatanlarına geri dönebileceğine inanmıştır. Bundan sonra Zafer Partisi'ne düşen görev ülkemizi adeta istila eden bu sığınmacı ve kaçakların vatanlarına geri yollanması ve yenilerinin gelmesini engelleyecek şekilde Anadolu Kalesi'ni projesini uygulayabilmek için Türk halkının desteğini almaktır. Bu iki sene içerisinde tabii ki bir büyük mücadele verdik ve bu mücadelenin bir parçası da hiç şüphesiz genel seçimler oldu. Zafer Partisi genel seçimlerde istediği, arzuladığı ve Türkiye için gereken oyu alamamış olmasına rağmen seçim öncesi ve sırasında almış olduğu siyasal konumla Türk siyasetinin şekillenmesine bir kez daha önemli etki yapmıştır. Zafer Partisi'nin öncülüğünde kurulan Ata İttifakı sayesinde seçimlerin ikinci tura kalması sağlanmıştır. Ve ikinci turda Zafer Partisi hem Cumhur İttifakı hem de Millet İttifakı'nın önüne ikinci turda hangi tarafı destekleyeceğini belirlemek için Anadolu Kalesi projesinin kabul edilmesi şartını koymuş ve ayrıca bu projeyi uygulamak için görev talep etmiştir. İki seneden bu yana sığınmacılara ve kaçakların vatanlarına dönmesi için en ufak bir siyasi mücadele
vermeyen her iki ittifak da gelinen noktada evet biz de yollayacağız demek zorunda kalmışlardır. Yani Türk siyasetinin ana gündemini olduğu gibi bu gündemin aşılması için ortaya konulan çözümü de belirleyen Zafer Partisi'dir. Ve ikinci turda Zafer Partisi'nin Anadolu Kalesi projesini benimseyen, kabul eden ve bu projeyi İçişleri Bakanlığı aracılığıyla uygulamamızı da yazılı olarak kabul eden Kemal Kılıçdaroğlu'na Zafer Partisi olarak destek verdik. Ne yazık ki son günlerde kamuoyunun da öğrendiği tartışmalar esnasında gerçek Kemal Bey'i sözde destekleyen ama özde köstek olan Millet İttifakı üyeleri Zafer Partisi'nin politik duruşu, Atatürk'ten taviz vermemesi, terörle mücadeleden taviz vermemesini hazmedemedikleri için Kemal Bey'e ağır baskı yaparak seçimler öncesinde Zafer Partisi'nin İçişleri Bakanlığı'nı aldığı konusunun kamuoyu tarafından hakkıyla öğrenilmesini engellediler. Eğer Zafer Partisi'nin Anadolu Kalesi projesini uygulayarak ve bizzat İçişleri Bakanlığı'nı alıp uygulayarak sığınmacıları ve kaçakları vatanlarına geri yollayacağı hususu hakkıyla ortaya konulabilseydi bu seçimlerin sonucu farklı olurdu. Şimdi yerel seçimlere doğru çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz ve Türkiye'nin her yerinde Zafer Partisi adayları Türk halkının önüne bu sefer Anadolu Kalesi projesini kendi il ve ilçelerinde uygulamak amacıyla çıkacaklar ve Türk halkından bu seçimlerde büyük bir destek alacağımızı umuyoruz. 26 Ağustos Zafer Partisi'nin kuruluş yıl dönümü, 26 Ağustos Büyük Taarruz'un yıl dönümü, 26 Ağustos Malazgirt Meydan Savaşı'nın yıl dönümü, yani Ağustos ve 26'sı bir zaferler ayı ve günü, inşallah Zafer Partisi de verdiği mücadeleyle Türk milletini 21. yüzyılda yeni bir zafere götürecek. Ben bu yolda en olumsuz şartlarda benimle birlikte yola çıkan Zafer Partisi'ni kuran hem Ankara'da hem Türkiye'nin her yerinde bütün sevgili arkadaşlarıma içtenlikle tekrar teşekkür ediyorum ve daha sonra kuruluştan sonra bize katılan ve bu zor mücadeleyi birlikte verdiğim ve bundan sonra da birlikte vereceğimiz arkadaşlarımıza da içtenlikle teşekkürlerimi sunuyorum. 28 Ağustos'ta ise bu sene Cumhuriyetimizin 100. yılını anmak için unutturulmaya çalışılan, ihmal edilen, görmemezlikten gelen Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş dönümünü Türk toplumuna hatırlatmak ve kutlamak için tek İstiklal madalyası sahibi olan ilçemiz olan İnebolu'dan Ankara'ya 300 kilometrelik bir yolu adım adım yürüyerek geleceğiz ve inşallah bu yürüyüşü de 11 Eylül'de Ankara'da birlikte Anıtkabir'de bitireceğiz.
Değerli basın mensupları, değerli Zafer Partililer, hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun, kutlu olsun. Evet, şimdi getirin arkadaşlara. Tamam. İlk şeyi, pastayı ikram edelim. Hocam elinizi korkak alıştırmayın. Efendim? Elinizi korkak alıştırmayın. Yok, çok arkadaşımız var da onun için. Evet. Peki arkadaşlar, hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.